win for us. We needed these points, and I hope we can continue like this. Tabii ki bizim için büyük ve önemli bir galibiyetti. Umarım ki bu şekilde devam edeceğiz. The truth is we played many matches with a similar performance like we had today. Ama asıl olan biz bugünkü performansımızı gösterdiğimiz birçok maç oynadık. Today was our best result, but not our best performance. But I hope this result will give us belief and confidence to continue on our way. Belief and confidence that the way we are trying to play is the right way. Ama bugün en iyi sonucu aldık, en iyi performans diyemesem de en iyi sonucu aldık. Bu sonuç tabii ki bize yolumuza devam etmemiz için inanç ve güven sağlayacak. Aynı zamanda doğru şekilde oynadığımıza dair de bize yine bir inanç ve güven sağlıyor. Now specifically today it was interesting because Antalya like we can change systems in the game. They can play with three defenders or with four. And the key today was that we always had control of the center. Özellikle bugün enteresan olan bir şey vardı ki Antalya gerek üçlü defans gerek dörtlü defans şeklinde oynarken biz buna cevap verebildik ve özellikle oyunun merkezinde her zaman biz oyunun kontrolüne sahip olduk. They started I think 4-2-3-1 but it was clear from the beginning that we controlled the center. Then they played 4-3-3, then they changed 3-5-2 in the second half and finished 3-4-3, and we always had an answer and always had more second balls in the center of the pitch, and I think that was the key today. Başlangıçta 4-2-3-1 gibi görünen bir sistem vardı. Daha sonrasında 4-3-3, sonrasında 3-5-2 ve 3-4-3 gibi değişen sistemler sahada göründü. Ama biz her zaman dediğim gibi merkezde oyunun kontrolünü her zaman elimize aldık. Özellikle dönen toplarda daha üstün olduk. Bugün de bence galibiyetin en önemli anahtarı buydu. Yes, you know the break was very short. For the halfway of the season, but you know, we all saw our families for 3 days, and we had 8 days to prepare for this match, which is unusual. So we could prepare in a very detailed way, and maybe this helped us. But we've been playing this way for some time now, so. I think that this good game came as game number 20 is incidental. As for new players and arrivals, I've always said I believe in this team. I believe we have what we need to stay in this league. We must only stay true to ourselves and continue our journey. Of course, I am pleased when good players arrive. It gives us more options, it gives us more quality, it increases the chances of good results. I think our president and the transfer committee did a very good job to bring these players so quickly. Any more specific questions you must ask the people from the club, but while the window is open, in professional football you should never be surprised if something happens. Dediğiniz gibi ara çok kısaydı, sadece 3 gün bir izin yapabildik. 3 gün izinden sonra 8 gün bir hazırlık zamanımız oldu. Bu hazırlık sürecinde de gerçekten çok detaylı olarak çalışmalar yaptık.
ve bu 20 maçlık periyodun ardından yaşadığımız bu güzel galibiyet bizim için çok iyi geldi. Ve bu galibiyette bu yapmış olduğumuz hazırlıkların, detaylı hazırlıkların da payının olduğuna inanıyorum. Yeni oyuncular konusuna gelirsek her zaman söylediğim bir şey var ki ben bu takıma, bu arkadaşlarımıza inanıyorum. Ve şu an elimizde bulunan kadromuz bu ligde kalmak için gayet yeterli. Sadece iyi bir şekilde çalışmak, iyi bir şekilde odaklanmamız gerekiyor. Yeni oyuncular gelirse tabii ki bizi mutlu eder. Takımımızda gücümüzü arttırır. Performansımız açısından bize iyi şeyler yapar. Ama şu an için aramıza katılan yeni oyuncularla ilgili başta başkanımız olmak üzere bütün transfer komitemize çok teşekkür ediyorum. Tabii transfer sezonu süresince yeni gelişmeler olabilir. Aramızdan ayrılanlar veya katılanlar olabilir. Bunlarla ilgili de hiçbir şey hiçbirimize sürpriz olmaz tabii.